göçmenleri kazanmak isteyen Hristiyan Birlik Partisi, SDU'nun yeni umudu olarak gösterilen ve Başbakan Merkel'in en güvendiği isimlerden biri Cemile Yusuf meclise girmeyi başardı. Seçim bölgesi Hagen'de kendisine destek veren insanlarla ziyaretlerini sürdüren Hristiyan Birlik Partili ilk milletvekili Cemile Yusuf, arkadaşımız Ramazan Kabataş'ın sorularına samimiyetle cevap verdi. Cemile Yusuf, başta Türkler olmak üzere kendine destek veren Almanların yüzünü kara çıkarmamak için yoğun bir tempoya gireceğini belirtti. Cemile Hanım, öncelikle sizi tebrik ediyoruz. SDU'dan seçilen ilk Türk milletvekili, kökenli milletvekili misiniz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Teşekkür ederim ilk etapta. Şimdi ben Hagen ve seçim bölgemdeki insanları iyi bir şekilde Alman Federal Meclis'te temsil etmek istiyorum. Hagen'in sorunlarından bir tanesi işsizlik sorunu, eğitim sorunları yaşanıyor. Aynı zamanda burada işsizlikten dolayı çoğu insanlar Hagen'den ayrılıp başka şehirlere gidiyorlar. Bundan hariç tabii ki bizim insanlarımızı ilgilendiren çifte vatandaşlık konusu var. Bunlar hepsi Hagen ve çevresinde olan insanlarımızı ilgilendiren noktalar. Bunları tabii ki bütün gücümle federal meclise taşıyıp orada bir takım adımlar atmayı planlıyorum. Çifte vatandaşlık dediniz, SDU buna pek sıcak bakmıyor. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Şimdi çok sıcak bakmıyor da o kadar doğru değil. Biliyorsunuz seçimlerden önce eyalet başkanı Armin Laschet burada SDU içerisinde de bir takım değişikliklerin geleceğini söylemişti. Ama biz bunu seçim kampanyasında malzeme olarak kullanmak istemedik. Ama ben ümitliyim, şimdi seçimlerden sonra bu konu yine konuşulacaktır. Bir de Almanya'da doğup büyüyen gençlerimiz var. Onlar siyasete çok uzaklar. Sizin onlara bir tavsiyeniz var mı? Evet, kesinlikle. Bakın, ben de bir işçi ailenin çocuğuyum. Yani annem babam burada işçi olarak çalıştılar. Eğitime önem vermeleri çok mühim. Hele genç neslin. Bir de çoğu kez partilerden biraz uzak durduğunu, yani siyasetten uzak durduğunu görüyoruz. Bence durmasınlar. Bakın, Hagen'de %40 oranda yabancı uyruklu insan var. Bunların sorunları hem yerel bazda, yani Stadtrat dediğimiz parlamentoda, hem federal bazda, hem Landtag'da, o bazda, bütün noktalarda parlamentolara taşınması gerekiyor. Ama taşıyabilmek için partilerde üye olunması lazım. Uzun yıllar çalışmalara gerek var. De bu çok zevkli ve güzel bir çalışma olduğunu şahsen söyleyebilirim. Ve çok verimli bir şey. Madem biz burada yaşıyoruz, bu Almanya'nın vatandaşıyız, buradaki haklarımızı savunmak için bir takım yerlere ulaşmamız lazım. O yüzden gençlere söylemek istediğim, kesin siyasete katılsınlar, partilerde üye olsunlar ve seslerini duyursunlar. Siz nasıl başladınız ya? Ben üniversite döneminde CDU partisinden tanıştım. O zamanlar Bülent Aslan CDU içerisinde Türk-Alman forumunu kurdu. Orada hem Alman hem Türk siyasetçiler uyum konusuyla ilgileniyorlardı. Değerli çalışmaları, toplantıları vardı. Ondan sonra üniversite bittikten sonra Armin Laschet'in ilk uyum bakanı olarak bakanlığında çalışma şansım oldu. Ve o beni çok teşvik etti. Aachen'de yerel seçimlere katılıp, yani komünal val dediğimiz yerel seçimlere katılmamı teşvik etti. Ve benim siyasete ilk adımım o oldu. Ondan sonra Kuzey Rhein-Westfalia Yönetim Kurulu'na seçildim. Ve aşağı yukarı 1,5 yıl önce milletvekili adaylığı konu olarak masanın üzerine geldi ve şimdi de milletvekili olabildim. Çok güzel de oldu. Siz uzun yıllar Armin Laschet'le uyum konusunda çalıştınız. Türklerin hala buraya uyum sorunları var mı? 50 yıl geçmesine rağmen. Sorunlara baktığımızda bir insanın yabancı uyruklu ya da Alman uyruklu olmasına bakmıyor sorunların has noktası. Normalde bir ailede eğitime önem veriliyor mu, verilmiyor mu? Yani böyle bir azim var mı, yok mu? Bu noktalar aslında önemli. Maalesef Almanya'da bir akademisyen aileden geldiğiniz zaman eğitim yolunuzda çok daha başarılı olma şansınız yüksek. Yani bir akademisyen aileden gelmiyorsanız, çocuğunuzu bir takım iyi destekleyemiyorsanız, sistemi tanımadığınız için, ne bileyim, derslerde yardımcı olamadığınız için, o zaman çoğu kez bu çocuklar da akademisyen olamıyorlar. Yani öyle bir sistem maalesef Alman eğitim sistemi ve bunun değişmesinde kesinlikle çalışmalarımız olacaktır. O yüzden yani insanın yabancı uyruklu olup olmadığı bir sorun olarak noktalanamaz. Ama bu da bir gerçek. İşsizlik sorununa baktığımızda işsizlik oranı düştüğü halde yabancı uyruklu insanların işsizlik sorunu daha fazla yaşadığını görüyoruz.
görüyoruz. Ve burada da hem eğitim hem maalesef iş hayatında da bir takım ayrımcılıkların olduğu maalesef Almanya'nın bir gerçeği.